أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم، إلى آخر الآيات. صدق الله العظيم. Muhterem müminler, birlikte Ankebut suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde 22. ayeti kerimesine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 22. ayeti kerimesinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar öteki ayetlerini inşallah tanımaya çalışacağız. Bugün okumuş olduğum 22. ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor: وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِز۪ينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ. Sizler ne gökte ne yerde Allah'ı asla aciz bırakamazsınız. Göklerde de yerde de Allah'ı etkisiz, yetkisiz, egemenliksiz bırakamazsınız. Yani ey insanlar, sizler şöyle diyemezsiniz: Allah beni ilgilendirmez, Allah'ın ayetleri beni ilgilendirmez, ben keyfime göre bir hayat yaşarım, kimse beni bağlamaz diyemezsiniz. Belki 3 gün, 5 gün bunu dersiniz ama kısa bir süre sonra o yapıp ettiklerinizin bir Allah yetkisiyle, bir Allah izniyle olduğunu anlar, sonunda pişman olursunuz. Kesinlikle bilesiniz ki ne gökte ne yerde Allah'ı etkisiz, Allah'ı egemenliksiz bırakamazsınız, Allah'ı aciz bırakamazsınız, Allah'ı atlatamazsınız. وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ وَلِيِّنْ وَلَا نَصِيرٍ. Allah berisinde ne bir dostunuz, ne bir veliniz, ne bir karar merciğiniz, ne bir yasa belirleyiciniz, ne de bir yardımcınız vardır. Veli Allah'tır. Yasa belirleme yetkisi Allah'a aittir. Hayatınıza program yapma yetkisi sadece Allah'a aittir. Yardımcınız da sadece Allah'tır. Küfrün ve şirkin yeryüzünde ilk defa açığa çıktığı Nuh Aleyhisselam döneminden bugüne kadar yeryüzünde kafirler ve müşrikler Allah'ı bitirmeye çalışmışlar, Allah'la savaşmışlar ama hepsi geberip gitmiş. Allah hayattadır, Allah haydır. Kimse Allah'ı asla yenemez, kimse Allah'ı asla aciz bırakamaz. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ. Allah'ın ayetlerini örtüp örtbas edenler, Allah'ın ayetlerini gündemlerinden düşürerek bir hayat yaşayanlar, Allah'ın ayetlerinin işlevini, rolünü bitirenler, sanki yeryüzüne Allah'ın ayetleri gelmemiş gibi ayetlerden bağımsız, ayetlerden gafil bir hayat yaşayanlar, bir de velikaihi, Allah'la karşılaşacaklarını diskalifiye edenler, yani öldükten sonra dirileceklerine, Allah'la karşı karşıya geleceklerine inanmadan bir hayat yaşayanlar, ulaike yeisu min rahmeti, işte onlar Allah'ın rahmetinden ümit kesenlerdir. Allah diyor ki, işte böyleleri benim rahmetimden ümit kesenlerdir. Ve ulaike lehum azabun elim, dayanılmaz bir azap, elim bir azap onları beklemektedir. Bu dünyada bu ayeti kerimeden anlıyoruz ki Allah'ın rahmetinden ümit kesenler ancak kafirlerdir. Kafirlerden başkalarının Allah'ın rahmetinden ümit kesmeleri kesinlikle mümkün değildir. Bir Müslüman
Peygamber aleyhisselamın bir hadisinin beyanıyla söyleyecek olursak, onun işlediği günahlar yeryüzünü doldursa, bulutlara doğru yükselmiş bile olsa, yani yeryüzündeki günahların tümünü bir tek insan işlemiş olsa bile, eğer o kişi benim beni bağışlayacak güçlü bir Rabbim var der, Allah'ı hatırlar, Allah'a yönelir, tevbe eder, ben pişman oldum ya Rabbi derse, Rabbimiz buyurur ki, ben gökle yer arası bir rahmetle, bir mağfiretle o kulumu karşılarım. Öyleyse Allah'ın rahmetinden ümit kesmek kadar bu dünyada derbederlik yoktur, zavallılık yoktur. Bir Müslüman ne tür günahları işlerse işlesin, kesinlikle Allah'ın rahmetinden ümit kesmez. Ama Allah'ın rahmetinden ümit kesenler kafirlerdir. Allah'ın ayetlerinden gafil bir hayat yaşayanlardır. Ve bir de öldükten sonra dirileceklerine, Allah'la karşı karşıya geleceklerine inanmayan kimselerdir. Bakın İbrahim aleyhisselam, geçen hafta okuduğumuz ayetleriyle, bu hafta gündeme getirdiğimiz iki ayetiyle toplumunu uyardı, toplumunu Allah'la tanıştırdı, Razzak Allah'tır dedi, güçlü Allah dedi, Allah'ı asla göklerde ve yerde aciz bırakamazsınız dedi. Toplumunu böylece uyardı İbrahim aleyhisselam. Bakın toplumun İbrahim aleyhisselama cevabı da şöyle oldu. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ اِلَّا اَنْ قَالُوا اُقْتُلُوهُ اَوْ حَرِّقُوهُ Kavmin cevabı, İbrahim aleyhisselamın toplumunun cevabı şöyle oldu. Onu öldürün, onu susturun, onu yakın, onu ateşe atın, onu etkisiz bırakın. Dikkat ediyor musunuz? Tarih boyunca kafirin karakteri, zalimin karakteri hiç değişmiyor. Kafirlerin elinden gelen bir tek şey var, öldürmek, asmak, kesmek, kodese tıkmak, susturmak, etkisiz hale getirmek, derisini yüzmek. Kafirden bundan başka bir şey beklenemez. Bakın Allah'ın elçisi bir peygamber sorumluluğuyla kavmini uyardı, onlara kendilerini anlattı, onlara Allah'ı anlattı, onlara kulluğu anlattı, onların cennet yollarını aşmaya, onların cehennem yollarına barikatlar koymaya çalıştı, çırpındı, didindi, gayret etti. Kendilerini kurtarmaya gelmiş bir Allah elçisine karşı, Allah'ın kendilerine açtığı bir rahmet kapısına karşı, bakın kafirler, müşrikler dediler ki, yakın onu, öldürün onu, ateşe atın onu. فَاَنْجَاهُ اللّٰهُ مِنَ النَّارِ Allah da onu ateşten korudu. Kitabımızın bir başka suresinin beyanıyla söyleyecek olursak, Allah buyurdu ki, يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى اِبْرَاهِيمٍ Ey ateş, kulumuz İbrahim'e karşı serin ve selamet ol dedi. Ateş Allah'ı dinler. Ateşin boynundaki ipin ucu Allah'ın elindedir. Ateşe yakma yasasını koyan Allah'tır. O yasayı Allah kaldırdığı anda ateş yakmaz. Bıçağa kesme yasasını koyan Allah'tır. Kesme dediği anda bıçak İsmail'i nasıl kesmediyse ateş de İbrahim aleyhisselam'ı yakmadı. İnne fî zâlike le âyâtin li kavmin yu'minun İman eden bir toplum için, iman eden kimseler için bunda ayetler var, bunda ibretler var. Nasıl bir ayet var? Biz de İbrahim aleyhisselamın yolunda olsak, biz de İbrahim aleyhisselamın davasına gönül versek, ateş bizi de yakmaz mı? Vallahi de yakmaz, billahi de yakmaz. Eğer biz de İbrahim aleyhisselamın misyonuna, onun davasına sahip çıkar, onun gibi Allah'a güvenir, teslim olur, tam tevekkül içinde Allah'a yönelirsek, yeminlerin her türüyle söyleyebilirim ki, işte Rabbimizin bu ayeti gereği ateş bizi de yakmayacaktır. Vakale dedi ki İbrahim aleyhisselam, اِنَّمَا اتَّخَسْتُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَوْثَانًا مَوَدَّتَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Ey toplumum, aranızda sevgi unsuru olsun diye, muhabbet unsuru olsun diye, sizler bir kısım putlar ihdas ettiniz, onlara tapınıyorsunuz. Bu ayetten öğreniyoruz ki insanlar sevdiği şeyleri putlaştırıyorlar.
O putlar etrafında da güç kuvvet kazanmaya çalışıyorlar. İşte insanlar şu anda bir kısım putlar ihdas ediyorlar. Milliyetçilik gibi, ırkçılık gibi, laikçilik gibi, vatancılık gibi, falancılık, filancılık gibi bir kısım putlar ihdas ediyor insanlar. Onlar etrafında vatandaşlık duygularını pekiştirmeye çalışıyorlar. Birliktelikler kurmaya çalışıyorlar. Ya da sevdiği varlıkları putlaştırıyorlar. Yolundayız, izindeyiz diyorlar. Sevdikleri varlıkların yasalarını Allah yasalarının önüne geçiriyorlar. Sevdikleri varlıklara bu dünyada toz kondurmuyorlar. Sevdikleri varlıklar hatırına mal ve can harcıyorlar. Ama bakın Allah diyor ki: "Thumma yawmal qiyamati." Bir gün gelir sizler ölürsünüz ey insanlar. Bir gün gelir dünya tümüyle ölür, kıyamet kopar. Yekfuru ba'dukum bi ba'dın. Birbirinize küfretmeye başlarsınız. Ve yel'anu ba'dukum ba'da. Kiminiz kiminize lanet okumaya başlar. Allah belanı versin, senin yüzünden oldu. Allah belanı versin. Sen bizim hayatımızı değiştirmeseydin, biz bu cehenneme gelmeyecektik. Sen yaptın, sen ettin, senin yüzünden biz saptık diye yarın o çok sevdiğiniz varlıklara küfretmeye, lanetler okumaya başlarsınız. وَمَأْوَاكُمُ النَّارِ. Varacağınız yerde, duracağınız yerde ateş oluverir. وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِر۪ينَ. Bir yardımcı da bulamazsınız. Evet, İbrahim Aleyhisselam bu veciz ifadelerle toplumunu uyardı. Ateşe atıldı. Ateş İbrahim Aleyhisselam'ı yakmadı. فَاَمَنَ لَهُ لُوتٌ. Bu olaydan sonra, ateş İbrahim'i yakmadığı olaydan sonra ona Lut iman etti. Bakın, o olaydan sonra toplum içinde İbrahim Aleyhisselam'a sadece iman eden yeğeni Lut Aleyhisselam. Gerçi İbrahim Aleyhisselam'ın hanımı Sara annemiz de Müslümandı ama bu olaydan önce Müslüman olduğu için hanımı, burada onun zikri geçmiyor. Ateş olayından sonra İbrahim Aleyhisselam'a toplum içinde sadece Lut Aleyhisselam iman etti. Vakale dedi ki İbrahim Aleyhisselam: "İnni muhacirun ila rabbim." Ben Rabbıma hicret ediyorum. Ben artık buralarda duramam. Ben Rabbıma hicret ediyorum. Ben Rabbıma kulluk yapabileceğim bir ortama hicret ediyorum. Ben sadece Allah'a kulluğu icra edebileceğim bir imkana, bir fırsata, bir ortama hicret ediyorum. O zaman hicret neymiş? Hicret, bir kişi bulunduğu ortamda eğer Allah'a, Allah'ın istediği biçimde kulluk yapamamışsa, birileri onun kulluğuna engel olmuşsa, Allah'a daha güzel kulluklar icra edebileceği müsait bir ortama gitmesinin adına hicret denir. İşte bakın, ateşe atıldıktan sonra İbrahim Aleyhisselam ateşe atıldığı şehri terk etti, hicret etti. İnnehu huvel azizul hakim. Şüphesiz ki benim Rabbim aziz ve hakimdir dedi. Kısa bir özet yapayım. İbrahim Aleyhisselam Bağdat yakınlarında Ur kentinde dünyaya geldi. Babasını ve toplumunu orada Allah'a kulluğa davet etti. En'am suresinin beyanıyla gökteki yıldızların, ayın ve güneşin tanrı olamayacağını, ilah olamayacağını onlara anlattı. Bir bayram günü toplum bayram yerine, mesire yerine gidince hemen puthaneye girdi. Bütün putları kırdı İbrahim Aleyhisselam. Baltayı da en büyük putun boynuna astı. Sonra onu ateşe attılar Ur kentinde. Ateş onu yakmadı. O olaydan sonra İbrahim Aleyhisselam Ur kentinden ayrıldı. Nereye gitti? Rivayetlere göre Güneydoğu Anadolu bölgesinde Suriye hududunda Harran bölgesine gitti İbrahim Aleyhisselam. Bir süre Harran'da ikamet etti. Harran'da otururken Hacer annemizi kucağında çocuğu İsmail ile birlikte Hicaz bölgesine götürdü. Şimdiki Mekke şehrinin bulunduğu yere, Zemzem kuyusunun olduğu yere bıraktı, geri döndü. Bir süre Harran'da yaşadıktan sonra orayı da terk etti,
İbrahim Aleyhisselam Kudüs yakınlarında Filistin bölgesinde El Halil kentine yerleşti. Uzun yıllar İbrahim Aleyhisselam El Halil kentinde ikamet etti. Ben o bölgeyle alakalı da tarihi bir özet yapayım. El Halil kenti İbrahim Aleyhisselam'ın adıyla anılan, onun oraya hicretinden sonra o isim verilen bir şehir. El Halil kenti. Daha sonra İbrahim Aleyhisselam'ın torunu Yakup Aleyhisselam, oğlu Yusuf'un Mısır'a gidişi sebebiyle Filistin bölgesini terk etti. Yakup Aleyhisselam El Halil kentini terk etti, Mısır'a yerleşti. Yıllar sonra Musa ve Harun Aleyhisselam döneminde Allah emretti. Ey Musa, ey Harun, Müslümanları alın Mısır'dan, ata yurdu İbrahim Aleyhisselam'ın yurdu Filistin bölgesine, El Halil kentine gelin dedi. Musa Aleyhisselam bir gece İsrailoğullarını, yani Müslümanları aldı Mısır'dan. Kızıldeniz yarıldı. Müslümanlar sağ salim karşıya geçti. Firavun ve hempaları denizde boğuldu. Müslümanlar işte Filistin bölgesine yürüdüler. Ama Musa Aleyhisselam'ın ısrarına rağmen İsrailoğulları yeni kölelikten çıktıkları için bir savaşı göze alamadılar. Kudüs'ü fethetmeye yanaşmadılar. İbrahim Aleyhisselam'ın ata yurdu El Halil kentine girmeyi istemediler. 40 yıl kadar Allah onları cezalandırdı. Çölde sergerdan bir vaziyette gezip dolaştılar. Daha sonra Musa Aleyhisselam'ın vefatından sonra şuurlu Müslümanlar Kudüs'ü fethettiler. Filistin bölgesini fethettiler. El Halil kentine yerleştiler. Uzun yıllar orada yaşadılar. Daha sonra bir istilaya maruz kaldılar. Ata yurdu El Halil kentini kaybetti Müslümanlar. Sürüldüler. Daha sonra Davut ve Süleyman Aleyhisselamlar döneminde Filistin bölgesini, Kudüs'ü yeniden fethettiler. Davut'un Calut'u öldürmesiyle birlikte Filistin toprakları, ata yurdu İbrahim Aleyhisselam'ın yurdu tekrar Müslümanların eline geçti. Daha sonra bir sürgün daha yaşadılar. Yine bir istilaya daha maruz kaldılar. Ne zamana kadar? İkinci halife Hazreti Ömer Efendimizin Kudüs'ü fethedeceği ana kadar. İkinci halife Ömer Efendimiz Kudüs'ü fethedince o bölge yeniden Müslümanların eline geçti. Ata yurdu El Halil kenti. Müslümanlar yine uzun yıllar orada yaşadılar. Daha sonra Haçlı ordularının Kudüs'ü fethetmesiyle 70-80 yıl kadar Kudüs, Filistin bölgesi Hristiyanların eline geçti. Daha sonra Selahaddin-i Eyyubi'nin Kudüs'ü fethetmesiyle Kudüs yeniden Müslümanların eline geçti. Uzun yıllar orada Müslümanlar yaşadı. 1918 yılında Müslümanların tüm dünyada özgürlüklerini kaybetmesiyle birlikte Filistin toprakları da Müslümanların elinden çıktı. İşte şu anda orası Yahudilerin elinde, ama ben inanıyorum ki, adım gibi inanıyorum ki çok kısa bir süre sonra Allah'ın izniyle o bölge, ata yurdu İbrahim Aleyhisselam'ın yurdu El Halil kenti ve Kudüs tekrar inşallah Müslümanların eline geçecek. O bölgeyle İbrahim Aleyhisselam'ın hicret yurduyla alakalı kısa bir özet yaptım. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَاقُوبَ Allah diyor ki biz İbrahim'e İshak'ı ve Yakub'u lütfettik. İshak, Sara annemizden İbrahim Aleyhisselam'ın oğludur. 100 yaşını aşmıştı İbrahim Aleyhisselam. Sara annemiz de 70-80 yaşlarında, üstelik kısırdı. İki kuru değnekten Allah bir yaş çıkardı. İbrahim atamıza ve Sara annemize İshak isimli bir peygamber verdi. Bir de İshak'ın oğlu Yakub'u lütfetti. Bir de peygamber torun verdi Rabbimiz. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ Biz onun soyundan birçok elçiler ve kitaplar verdik diyor Allah. İşte Musa Aleyhisselam, Harun Aleyhisselam, onlara Tevrat verildi. Daha sonra onların torunlarından Davut Aleyhisselam ve Süleyman Aleyhisselam'a Zebur verildi.
Daha sonra Zekeriya, Yahya ve İsa aleyhisselama İncil verildi. Onlar aynı çağda yaşadığı için onlara da İncil verildi. Böylece Allah İbrahim aleyhisselamın soyundan elçiler gönderdi, kitaplar gönderdi. Ve ateynahu ecrahu fid dünya. Biz diyor Allah İbrahim'e dünyada iken mükafatını verdik. Ve innehu fil ahireti leminas salihin. Ahirette de o İbrahim salihlerden olacak. Ve Lutan iz kâle li kavmihi. Hemen şimdi İbrahim aleyhisselamın yeğeni, İbrahim aleyhisselamla birlikte Ur kentinden hicret eden Lut aleyhisselama sözü getirdi Rabbimiz. İbrahim aleyhisselam El Halil kentinde peygamber, 50-60 kilometre ötede şu andaki Lut gölünün bulunduğu coğrafyada iki büyük şehir vardı. Sodom ve Gomorre diye. Lut aleyhisselam, yeğeni Lut aleyhisselam da orada peygamberdi. Bakın sözü hemen ona getirdi Rabbimiz. وَلُوتًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ Lut kavmine dedi ki اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ Dedi ki Lut aleyhisselam, ey kavmim ne oluyor size? Sizden önceki alemlerde insanlar arasında görülmemiş bir ahlaksızlığı mı meşrulaştırıyorsunuz? Sizden önceki toplumları bırakın, hayvanlar aleminde bile hiç görülmedik, duyulmadık bir ahlaksızlığı mı yaygınlaştırıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz siz? İnnekum lete'tûne ricale, kadınları bıraktınız da erkeklere gidiyorsunuz öyle mi? Allah yeryüzünde kadını yaratmış, onun karşısında erkeği yaratmış. Kadınla erkek bir nikahla, bir Allah yasasıyla birleşsin. Böylece yeryüzünde insan nesli devam etsin diye Allah böyle bir fıtri yasa koymuş. Siz kadınları bırakıp da erkeklere mi gidiyorsunuz? Lutilik ya da livatacılık demeyi ben hoşlanmadım. Önceki derslerimizin birisinde de anlatmıştı Rabbimiz bu konuyu. Yani bir başka surede sürekli Rabbimiz gündeme getirdiğine göre biz de bıkmadan, usanmadan mecburen okuyacağız. Önceki derslerimin birisinde söylemiştim. O toplum homoseksüel hastalığına yakalanmış bir toplumdu. Erkekler kadınları bırakmış, erkeklere gidiyorlardı. Bakın Allah'ın elçisi Lut aleyhisselam, yapmayın, etmeyin. وَتَقْتَعُونَ السَّب۪يلَ Bir de yol kesiyorsunuz öyle mi? İnsanların yollarını kesiyorsunuz. İnsanların ceplerine, mal varlıklarına el atıyorsunuz. İnsanların sosyal ve siyasal düzenlerini bozuyorsunuz. İnsanların hayatlarını bozmaya mı çalışıyorsunuz? وَتَعْتُونَ ف۪ي نَاد۪يَكُمُ الْمُنْكَرَ Ne zaman bir toplantı yapsanız, ne zaman bir içtima gerçekleştirseniz, arkasından bir münkeri gündeme getiriyorsunuz, arkasından bir münkeri emrediyorsunuz öyle mi? Böylece Lut aleyhisselam, özetle söylüyorum, toplumunu uyardı. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ Kavminin cevabı ise, bakın Lut aleyhisselama aynen şöyle oldu. اِلَّا اَنْ قَالُوا اِئِتِنَا بِعَذَابِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ Dediler ki, ey Lut, uzatma, fazla konuşma. Şu Rabbinden bize ne tür bir azap getireceksen haydi getir de görelim. Çok fazla uzatma. Yıllardır bizi tehdit edip durduğun bir azap vardı ya, gök kubbeyi başımıza mı yıkacaksın? Yıldızları yerinden koparıp üstümüze mi düşüreceksin? Güneşi üstümüze mi atacaksın? Hadi Allah'tan bize ne azap getireceksen getir de görelim. Fazla uzatma dediler. Lut aleyhisselam'ı güçsüz gördüler. Lut aleyhisselam yapayalnızdı. Koskoca toplum içinde kendisine iman eden sadece iki kızcağızı vardı. Karısı da kafirdi. Lut aleyhisselam yapayalnızdı. Ama onun arkasında, onun desteğinde bir Allah vardı. Kafirlerin tarih içinde yanıldıkları nokta işte burasıdır. Kafirler zannederler ki Müslümanlar yalnız ve korumasızdır. İşte bakın, büyük bir gurur ve kibirle dediler ki, güya kendileri güçlüydü. Eğlence merkezleri vardı şehirlerinin içinde. Dış coğrafyalardan eğlenmek için onların şehirlerine gelen yığınlarla insanlar vardı. Kendileri güçlüydü zahiren.
Dediler ki ey Lut, hadi ne azap getireceksen getir de görelim. Lut aleyhisselam dedi ki, Kale Rabbin surni alel kavmil mufsidin. Ya Rabbi, senin nikah yasanı beğenmeyen, senin haram helal yasalarını tanımayan, şu müsriflere karşı bana yardım et, benim desteğimde ol ya Rabbi diye dua etti. Allah da Lut aleyhisselamın duasını onayladı. Çünkü artık toplumun helak günleri gelmişti. Kitabımızın bir ayetinin beyanıyla söyleyecek olursak, Allah buyurur ki, ben her bir toplum için bir ecel yasası belirledim. Ben her bir toplum için bir süre belirledim. O ecelleri dolmadıkça, o süre dolmadıkça ben hiçbir toplumu helak etmem diyor. Bu Allah'ın yeryüzüne koyduğu bir yasadır. İstediğiniz kadar ya Rabbi şu Amerika'yı ne zaman helak edeceksin? Ya Rabbi şu İsrail'i ne zaman yok edeceksin diye istediğiniz kadar dua edin. Allah'ın koyduğu bir süre vardır. Allah'ın koyduğu bir ecel yasası vardır. O dolmadan Allah hiçbir toplumu helak etmem diyor. İşte Rabbimiz ezeli ve ebedi ilmiyle biliyor ki o toplum artık yola gelmeyecek. O toplumdan bir tek insan hidayeti kabul etmeyecek. Tüm mazeretlerini yiyip bitirdi toplum. Lut aleyhisselamın tüm çabalarına rağmen adam olma yoluna girmeyince bakın Allah meleklerini gönderdi. O toplumu helak edecek meleklerini görevlendirdi. Velemma caet rusuluna İbrahim'e bil buşra. Bizim elçilerimiz, bizim meleklerimiz müjde ile İbrahim'e geldiler. Lut kavmini yok etmek için yola çıkan melekler önce İbrahim aleyhisselama uğradılar. El Halil kentinde zaten 50-60 kilometrelik bir mesafe vardı arada. Önce İbrahim aleyhisselama bir müjde getirdiler. İşte az evvel sözünü ettiğimiz İshak aleyhisselamı müjdelediler. Sonra dediler ki قَالُوا اِنَّا مُهْلِكُوا اَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ Ey İbrahim, biz şu Lut'un şehrinin halkını, Lut'un kavmini helak etmek için Allah'tan emir aldık, onun için geldik. Biz Lut kavmini helak etmeye gidiyoruz dediler. اِنَّ اَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ Çünkü gerçekten Lut'un kavmi zalim bir kavimdir. Onlar gerçekten helaki hak ettiler dedi melekler. İbrahim aleyhisselam dedi ki, قَالَ اِنَّ ف۪يهَا لُوتًا Ey melekler siz ne diyorsunuz? Orada Lut var. Orada benim yeğenim Lut, Allah'ın dinini topluma duyurma kavgası veriyor. Ne oluyor? Onu da mı helak edeceksiniz? O da mı helakın içinde? Dedi, قَالُوا dedi ki melekler, نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَنْ ف۪يهَا Ey İbrahim, sen merak etme. Orada kimin olduğunu biz senden daha iyi biliriz. Orada kimin olduğunu ey İbrahim biz senden daha iyi biliriz. Belki İbrahim aleyhisselam bir hafta önce görüşmüştü yeğeni Lut aleyhisselamla. Belki 3 gün önce görüşmüştü. Ama 3 gün geçti aradan. 3 gün içinde belki Lut aleyhisselam ölmüştü, vefat etmişti. İbrahim aleyhisselamın onu bilmesi mümkün değildi. Ama melekler Allah'ın katından geliyorlardı. Onların bilgileri Allah'tandı. Dolayısıyla şu cümleyi önceki derslerimde söyledim. Yeri gelmişken bir daha söyleyeyim. Allah ve peygamber sayesinde bilinen bir bilgi, akılla, duyularla, tecrübelerle elde edilen bilgiden her zaman için daha kesindir, daha üstündür. Allah'ın kitabı ve peygamberin sünnetiyle öğrenilen bir bilgi, bir kişinin aklıyla, duyularıyla, tecrübeleriyle öğrendiği bilgiden her zaman için daha üstündür, daha kesindir. Bir iki örnek vereyim. Ben %100 inanıyorum ki varım. İşte şu anda konuşuyorum, hareket ediyorum, hissediyorum. Ben varım. %100 inanıyorum ki ben varım ama %1000, %1,000,000 daha kesin inanıyorum ki Allah var. Niye? Çünkü ben Allah'ın varlığını Allah'ın kitabıyla, peygamberin sünnetiyle öğrendim ama kendi varlığımı kendi tecrübelerimle, kendi duyularımla, kendi aklımla öğrendim. Ya da %100 inanıyorum ki dünya var. İşte görüyorum, hissediyorum, kokluyorum, dokunuyorum, algılıyorum ki dünya var ama %1000, %1,000,000 daha kesin inanıyorum ki ahiret var. Neden? Çünkü ben ahiretin varlığını Allah'ın kitabı ve peygamberin sünnetiyle öğrendim ama dünyanın varlığını kendi aklımla, kendi duyularımla,
kendi tecrübelerimle öğrendim. Önceki derslerimizde bir başka örnek vermiştim. Sözü fazla uzatmamak için o örneği zikretmeyeceğim. Evet, Allah'ın melekleri dediler ki, ey İbrahim, orada kimin olduğunu biz senden daha iyi biliriz. لَنُنَجِّيَنَّهُ وَاَهْلَهُ اِلَّا اَمْرَأَتَهُ Merak etme ey İbrahim, senin yeğenin Lut'u, ailesini kurtaracağız. Onun karısı müstesna, كَانَتْ مِنَ الْغَابِر۪ينَ O batanlardan olacak, o helak olanlardan olacak. Çünkü Lut'un karısı kafirdi, onun kalbi kafirleriyle birlikte atmaktaydı. O tercihini küfürden yana kullanmıştı. Karısı müstesna, yeğenin Lut'u da onun ailesini de kurtaracağız. Ayrıldılar İbrahim Aleyhisselam'ın yanından El Halil kentinden Allah'ın melekleri. Şimdi de ya Sodom şehrinde ya da Gomorra şehrinde Lut Aleyhisselam'ın evindeler. وَلَمَّا اَنْجَاءَتْ رُسُلُنَا لُوتًا Bizim meleklerimiz Lut'un evine gelince سِيْئَ بِهِمْ وَظَاقَ بِهِمْ ذَرْعَ Lut Aleyhisselam öyle üzüldü, kalbi öyle daraldı, ruhu öyle bunaldı ki, öyle sıkıldı, öyle üzüldü ki. Niye? Çünkü zaten kavmiyle problemi misafirleri yüzündendi. Toplum Lut Aleyhisselam'a tembih etmişti. Ey Lut, bundan böyle evine bir kere misafir aldığını görürsek, misafirlerin gözü önünde dünyanı sana zindan edeceğiz diye tehdit ediyorlardı Lut Aleyhisselam'ı. O toplumda kimse misafir almıyordu. Niye? Oteller yapmışlar, lokantalar açmışlar, dışarıdan gelen yabancıları oralarda ağırlıyorlar. Böylece hem ekonomik sömürülerine alet ediyorlar, adamların cebine el atıyorlar, hem de o korumasız ortamlarda cinsel sömürülerine, cinsel ahlaksızlıklarına alet ediyorlardı. Lut Aleyhisselam da dışarıdan gelen garibanları onların ağına düşmekten korumak için evini açıyordu. O dışarıdan gelenleri evinde misafir ediyordu. Toplumla bu yüzden arası açıktı. Kimse misafir almıyordu. Bizde de oraya doğru bir gidiş mi var? Müslümanlar 100-150 metrekare evler yaptırmışlar. En güzel bir biçimde evlerini döşemişler. Ama kadınıyla erkeğiyle misafir gelecek diye ödü kopuyor değil mi Müslümanların? Ya ne korkuyorsunuz? Gelen misafir rızkıyla gelir, onda birini alır götürür, onda dokuzunu sizin eve bırakır. Korkmanıza gerek yok. Ve üstelik bu helak olmuş bir toplumun özelliği. Lut kavminin özelliği. Öyleyse ey Müslümanlar, evlerinize misafir almaktan korkmayın. Zinhar misafirlerinizi lokantada doyurmaya, otellerde yatırmaya kalkışmayın. Bu Lut kavminin özelliği. Bakın, Lut Aleyhisselam çok üzüldü, çok bunaldı, çok daraldı. Dedi ki, bugün benim için zor bir gündür. Bugün benim için zor bir gündür dedi. Gelenlerin birer melek mi, birer insan mı olduğunu da bilemedi. Bilseydi onların bir melek olduğunu niye üzülsün de? İbrahim Aleyhisselam da bilemedi. Bu bölümde anlatılmıyor. Kur'an'ın başka surelerinde anlatıldığına göre o melekler önce insan suretinde İbrahim Aleyhisselam'a gelince İbrahim Aleyhisselam bir buzağı kızarttı, misafirlerin önüne sundu. Baktı ki misafirler el uzatmıyorlar, yemeğe sunmuyorlar. Korktu İbrahim Aleyhisselam. O dönemde şöyle bir adet varmış. Bir eve gelen misafirler ev sahibinin ikramını kabul etmezse düşmanlık niyetiyle geldikleri anlaşılırmış. İbrahim Aleyhisselam korktu. Bir içeri giriyor, bir dışarı çıkıyor. Dışarıda mutfakta Sara annemiz titriyor. Acaba bunlar benim kocama bir zarar mı verecekler? Melekler anladılar onların korktuklarını. Dediler ki ey İbrahim, niye telaşlanıyorsunuz? Biz meleğiz, biz insan değiliz. Melek de yemez, içmez deyince İbrahim Aleyhisselam rahatlayıverdi. Bakın, Lut Aleyhisselam da bilemedi, İbrahim Aleyhisselam da bilemedi. Şimdi birileri yumuyor gözünü oturduğu yerden, 300 kilometre öteden gelen arabanın plaka numarasını okuyor. İçerideki adamların elbiselerinin rengini söylüyor. Gelenlerin niyetini söylüyor. Birileri gaybı bildiğini iddia ediyor. Doğrusu Allah'ın dediği, ben ötekileri bilmem. Ve Allah'tan başka hiç kimse de gaybı bilmez. Peygamber bile gaybı bilmez.
İşte Kur'an bu gerçeği anlatıyor ama birileri ısrarla gaybı bildiğini iddia ediyor. Ben onu bilmiyorum. Onun dinle, onun İslam'la uzak ve yakından hiçbir ilgisi yok. Evet, melekler Lut Aleyhisselam'ın üzüldüğünü, korktuğunu görünce dediler ki وَقَالُوا لَا تَخَفْ Korkma ey Lut. وَلَا تَحْزَنْ Üzülme, mahzun da olma. İnna مُنَجُّوكَ Biz seni kurtaracağız ve ehleke, aileni de kurtaracağız. اِلَّمْ رَأَتَكْ Hanımın müstesna, كَانَتْ مِنَ الْغَابِر۪ينَ O batanlardan olacak, o helak olanlardan olacak. Sonra dediler ki, اِنَّا مُنَزِّلُونَ عَلَى اَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ Şu senin şehrin halkına da رِجْسَمْ مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ İtaatten çıkmaları, fıska düşmeleri sebebiyle gökten bu topluma bir azap indireceğiz. Bir helak indireceğiz. Burada indirecekleri azaptan söz etmiyor melekler ya da Rabbimiz o konuda bize bilgi vermiyor ama kitabımızın başka surelerinin beyanıyla söyleyecek olursak meleklerin gökten indirdikleri azabın türü de şuymuş. İki büyük şehir var. Şu anda Lut Gölü'nün bulunduğu bölgede Sodom ve Gomorre, birisi 450 bin nüfuslu, birisi 500 bin nüfuslu, rivayetler doğru ise, melekler yerden söktüler şehri, evleriyle, insanlarıyla birlikte gökyüzüne kaldırdılar, ne kadar kaldırdılar bilmiyoruz, ters çevirip yere vuruverdiler, o bölge çöküverdi, 350-400 metre deniz seviyesinden daha aşağıya çöküverdi o bölge. Yani insanlar da evler de toprağın altına gömüldü. Sonra da Allah diyor ki üzerlerine bir taş yağmuru yağdırdı melekler. Nasıl bir taş yağmuruysa şehir tamamen kayboldu. Çöken o bölge bir krater göl oluştu. Sularla doldu. İşte şu anda Lut Gölü onun altında 950 bin nüfuslu iki büyük şehir yatıyor. Ne ses veren var, ne bir devinen var, ne bir hareket eden var. Ne gösterir bu bize? Bu bize Allah'la savaşanlar asla iflah olmazlar. Allah'ın nikah yasasını beğenmeyenler. Ya vücut benimse istediğim yerde kullanırım kime ne? Bu kadınlığım benimse istediğime peşkeş çekerim kime ne? Şu erkekliğim benimse, erkeklik uzvum benimse onu istediğim yerde kullanırım. Nikah da neymiş? Allah'ın haram helal yasaları da neymiş? Beni bunlar bağlamaz diyen bir toplum yok olmaya mahkumdur. Bugün bu dünyada gerçi son elçi Peygamber Efendimizin zuhurundan sonra toplu helaklar yasasını kaldırmışsa da Allah, öbür tarafta onlar ateşe gidecekler, onlar cehenneme gidecekler. Allah diyor ki bakın, وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَاقِلُونَ Akleden bir toplum için, akıllarını kullanan insanlar için biz böylece bir ibret bıraktık, bir ayet bıraktık. İşte şu anda Lut Gölü'nü görüyor herkes. Gerçi şu anda müşrik dünya o bölgeleri gündeme getirmemeye çalışıyor. Müşrik dünya Lut Gölü'nün adını bile atlaslardan silmeye çalışıyorlar. Ölü deniz demeye çalışıyorlar. Niye? Ya Lut Gölü deyince Lut Aleyhisselam akla gelecek, Lut kavmi akla gelecek, homoseksüellik akla gelecek, Allah'la savaşan bir toplumun helakı gündeme gelecek. Belki insanlar ibret alırlar da dirilirler diye Lut Gölü'nün adını bile değiştirip Ölü Deniz demeye çalışıyorlar. İstedikleri kadar gizlesinler. İşte ayetler burada, işte Allah kıyamete kadar bu ayetleriyle bu konuyu anlatmaya devam edecek. وَاِلَى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبَ Bir de Medyen'e kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Fakale dedi ki Şuayb Aleyhisselam Ya kavmi ibudullahi Ey kavmim sadece Allah'a ibadet edin. Sadece Allah'ı dinleyin. Sadece Allah'ı razı edin. Sadece Allah'ın çektiği yere gidin. Sadece Allah'ın yasalarını uygulayın. Varcul yevmel ahire Bir de ahiret gününü de umun. Ahiret gününü hafızanızda canlı tutun. Ahireti iki kaşınızın arasında hissedin. Ahiret elde bir deyin. O zaman ağzınızdan bir yalan cümle çıkacağı zaman vazgeçiverirsiniz. Yarın bu konuda benim karşıma bir hesap çıkacak. Yani birilerine kazık atacağınız zaman, birilerinin hakkını gasp edeceğiniz zaman ahiret iki kaşınızın arasında sürekli diri ve canlı olursa
yarın bu konuda benim karşıma bir dosya çıkacak der, vazgeçiverirsiniz. Ey kavmim dedi Şuayb aleyhisselam, ahireti hafızanızda diri tutun. وَلَا تَنْفَوْ فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِينَ Yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayın, Allah'ın düzenini bozmayın dedi. Toplumunu, yani kısa kısa peygamberlerden kesitler sunuyor Rabbimiz, toplumunu uyardı Şuayb aleyhisselam. Şuayb aleyhisselamın toplumu çok zengin bir toplumdu. Onların şirki malımıza kimse karışamaz şeklinde bir şirkti. Bakın, Şuayb aleyhisselamın toplumunun küfrü ve şirki bizim malımıza hiç kimse karışamaz, bizim malımıza Allah karışamaz şeklinde bir şirkti. Lut kavminin şirki ise bizim bedenimize hiç kimse karışamaz, biz bedenimizi istediğimiz yerde kullanırız türünde bir şirkti. Biz Müslümanlar şu anda ne diyoruz? Ya Rabbi, malımız da senin, bedenimiz de senin. Bedenimizde yetki de senin, malımızda yetki de senin ya Rabbi. İşte namaz kılan bir Müslüman bunu ortaya koyuyor. Zekat veren bir Müslüman bunu ortaya koyuyor. Fekezzebuhu, onu yalanladılar. Şuayb aleyhisselamı toplum yalanladı. Feahadethumur racfetu feasbahu fi darihim cathimin. Onları bir racfe, bir titreşim mi, bir ses mi, yoksa Azrail'in geberin alçaklar şeklinde bir feryadı mı bilmiyorum. Bir racfe geldi diyor Allah. Evlerinin içinde diz çöküverdiler, diz üstü yığılıverdiler. Allahu Ekber. Aslında o ölüleri, o racfe, o titreşim olmaları gereken konuma getirdi. Öyle anlıyoruz. Aslında o alçaklar Allah'a secde etmeleri gerekiyordu. Rukuya varmaları, Allah huzurunda bel kırıp diz çökmeleri gerekiyordu da yapmıyorlardı hainler. O racfe onları olmaları gereken konuma getiriverdi. Allah'ın azabının ucu görününce kimisi secdeye kapanmış, kimisi rukuya gitmiş, kimisi tevbe ya Rabbi, aman ya Rabbi diye feryat ve çığlıklar atmış. Ama geçmiş olsun hainler. Daha önce yapmalıydınız o secdeyi. Daha önce diz çökmeliydiniz Allah huzurunda. Daha önce bel kırıp Allah'a kulluğa koşmalıydınız. Hainler, azabın ucu göründükten sonra yapacağınız secdenin size bir faydası olmaz ki. Azabın ucu göründükten sonra diz çökmenizin bir anlamı yok ki. Allah diyor ki bakın, diz üstü çöküverdiler. Ve'aden ve semude. Bir de şu helak zincirine Ad ve Semud'u da ekleyin. Biz Ad'ı da Semud'u da helak ettik. Kısa kısa pasajlar sunuyor Rabbimiz. Ad kavmi dünyayı cennetleştirme cinnetine kapılmış bir toplum. Cenneti dünyada aramaya çalışan bir toplum. Semud kavmi de dünyada ebedi kalacakmış gibi plan program yapan, dünyaya kazık çakma sevdalısı bir toplum. Birisi gücünü tanrılaştıran bir toplum. Birisi de Allah'a isyan eden bir toplum. Her ikisini de Allah helak etti. وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ Onların meskenleri zaten onların nasıl bir azapla yıkılıp bittiklerini size göstermektedir. Mesela Yemen taraflarına giderken Ad kavminin Ahkaf bölgesindeki yıkılışını seyredebilirsiniz. Şam taraflarına giderken işte Medine ile Tebuk arasında Semud kavminin, Salih aleyhisselamın toplumunun bakiyesini, kalıntılarını görüyorsunuz ey Mekkeliler, ey dünyalılar. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ اَعْمَالَهُمْ Şeytan onlara amellerini süslü gösterdi. Şeytan onlara Allah'la savaşımlarını makul ve mantıklı gösterdi. Şeytan onlara peygambere karşı gelmeyi makul ve mantıklı gösterdi. فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّب۪يلِ Böylece şeytan onları yoldan çıkardı, Allah yolundan kopardı. وَكَانُوا مُسْتَبْصِر۪ينَ Halbuki onlar basiret sahibiydiler. Gözleri de vardı, kulakları da vardı, akılları da vardı ama şeytan önlerine öyle bir düştü ki gözleri de kör oldu, akılları da dumura uğradı, kalpleri de duymaz ve duygulanmaz hale geliverdi. Allah korusun. Şeytan bir insanın önüne düştü mü, şeytan bir toplumun önüne düştü mü, basireti de bağlanıyor, gözü de kör oluyor, aklı da duymaz, duygulanmaz hale geliveriyor. Ve Karun ve Firavun ve Haman. Şu üçünü de, şu üçlüyü,
Şu tarihte üç karakteri de helak zincirine ekleyin. Karun, Firavun ve Haman. Bu üçlüyü de Allah yok etti. Önceki derslerimizde uzunca anlattık. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ Musa aleyhisselam onlara Allah'ın apaçık ayetlerini getirdi. فَاسْتَكْبَرُوا Kibirlendiler, müstekbir davrandılar. Fil ardı, yeryüzünde. وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ Halbuki bizi geçecek, bizi atlatacak da değillerdi. İşte onların da ağzının payını veriverdik. Onları da yok ettik diyor Allah. فَكُلَّنْ اَخَذْنَا بِذَنْبِهِ Her birerini günahlarıyla yakaladık. Her birerini günahlarıyla yakaladık diyor Allah. فَمِنْهُمْ مَنْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبًا Onlardan kimilerinin üzerine taş yağdıran rüzgar gönderdik. İşte Ad kavmine sarsar denen bir rüzgar gönderdi Rabbimiz. وَمِنْهُمْ مَنْ اَخَذَتْهُ السَّيْحَةُ Kimilerini bir sayha yakaladı. İşte Semud kavmini. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْاَرْضَ Kimilerini yerin dibine batırdık. İşte Karun gibi. وَمِنْهُمْ مَنْ اَغْرَقْنَا Kimilerini de suda boğduk. İşte Firavun ve Haman gibi. İşte Nuh kavmi gibi bir tufanla, bir suyla biz onları yok ettik. Şimdi de öyle değil mi? Kimilerini suda boğarak öldürüyor Allah. Kimilerinin üzerine taş düşürüyor. İşte bir depremle yıkılıveriyor. Kimilerini bir sayhayla, bir nefesle yok ediyor. Söyleyin Allah aşkına, son nefesini vermeyecek bir insan var mı? Bir nefes verip, bir nefes verip geçip gidiyor insanlar. Kimilerini işte farklı biçimde öldürüyor. Şu anda da insanlar Allah'ın bu ölüm yasalarının mahkumudur. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَاكِنْ كَانُوا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُمْ Onları yok etti Allah da, sakın aklınıza şöyle bir şey gelmesin. Allah zerre kadar onlara zulmetmedi. Allah zalim değil. Onlar kendi kendilerine zulmettiler. Onlar kendi kendilerinin zalimiydiler. Onlar helakı hak ettiler. Söyleyin Allah aşkına. Nuh Aleyhisselam'ın kavmi 950 yıl Nuh Aleyhisselam'a işkence ettiler. İçlerindeki bir avuç Müslümana kan kusturdular. 950 yıl. Peki söyleyin. 950 yılın sonunda Allah onları helak etmeseydi bir tufanla, 950 yıl değil 9500 yıl daha onlara ömür verseydi de, bugüne kadar onlar yaşasaydı yine kafir olacaklar mıydı? Yine Nuh Aleyhisselam'a işkencelerini sürdürecekler miydi? Evet, öyleyse Allah onlara zulmetmedi. Onlar gerçekten helakı hak ettiler. مَثَلُ الَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ Bakın Allah çok enteresan bir örnek verecek bize, bir darb-ı mesel yapacak. Şu Allah berisinde veli arayanların durumu, yani Allah'a sığınmaları gerekirken, Allah'ın yasalarını uygulamaları gerekirken, Allah'a kul köle olmaları gerekirken, Allah'ı bırakıp da Allah'tan başkalarının yasalarını uygulamaya çalışanlar, Allah'tan başkalarına sığınmaya çalışanların durumu bir örümceğin durumuna benzer. Bakın Allah diyor ki kemeselil ankebut, onların durumu bir örümceğin durumuna benzer. İttehadet beyta, o örümcek bir ev edindi, bir ev ittihaz edindi. Ve inne evhenel buyuti, ama evlerin en ehveni, evlerin en zayıfı lebeytul ankebut, örümceğin evidir. Levkanu yalemun, keşke insanlar bu gerçeği bir anlayabilselerdi. Bakın, Allah'ın koruması, bir de örümceğin evinin koruması. Allah'ın velayeti, örümceğin velayeti. Bir insan Allah'ın korumasından çıkar da, Allah'ın velayetini terk eder de, Allah'ın yasalarını uygulamaktan vazgeçer de, birilerinin yasalarını uygulamaya kalkışır, birilerinin koruması altına girer. Mesela ABD'nin, mesela IMF'nin, mesela AYT'nin, mesela birilerinin koruması altına girerse bir kişi, Allah'ın korumasını terk edip tıpkı örümceğin evine sığınması gibi bir duruma düşer o kişi. Örümceğin evi ne kadar zayıf değil mi? Üstelik bir çocuk şöyle üfleyiverse, küçücük bir çocuk elindeki küçücük bir kibrit çöpüyle şöyle hareket ettiriverse,
dağılacak, yıkılacak bir ev, örümceğin evi. Bir rüzgar esiverse bitiverecek bir ev. Üstelik örümceğin evi de dışarıdadır, insanların gözü önünde, bir duvar kenarındadır. Acaba diyorum, sokağı ev edinenler de buna mı benzer? Kimi edepsizleri görüyoruz sokakta, sanki ev zannediyor sokağı galiba. Bütün işini sokakta görmeye kalkışıyor. Tıpkı örümcek gibi. Örümcek de insanların gözü önünde ev yapıyor, evleniyor ama insanların gözü önünde. Sokakta ahlaksızca birlikte olan kızlar ve erkekler de aynen bunun içine girer mi? Aynen girer. Örümcekle alakalı, hayvanlarla alakalı araştırma yapan araştırmacılar diyorlar ki, dişisiyle erkeğinin birbirine bağımsız yaşayan tek hayvan yeryüzünde örümcekmiş. Hayvanı, dişisiyle erkeği birbirinden bağımsız. Evleniyorlar, bir ev kuruyorlar ama ne erkeğin dişisinden haberi var, ne dişinin erkeğinden haberi var. Aralarındaki aile bağı en zayıf hayvan örümcekmiş. Allah korusun. Bu toplum da o hale gelmeye mi başladı? Allah korusun. Öyleyse ey Müslümanlar, gelin Allah'ın velayeti altında bir hayat yaşayın. Allah'ın korumasına girin. Allah'ın korumasını bırakıp da birilerinin korumasını talep etmeyin. Allah'ın velayetini bırakıp da birilerinin velayetini talep etmeyin. İşte bakın Allah bize son derece açık ve net bir biçimde bu konuyu anlattı. Sonra dedi ki, اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ İnsanların Allah'ı bırakıp da dua ettikleri varlıkların hiçbir güce sahip olmadıklarını Allah biliyor. İnsanlar bunaldıkları, daraldıkları zaman birilerini yardıma çağırıyorlar. Yetiş ey falan, ey filan diye. Birilerine sığınmaya çalışıyorlar ya, bakın Allah diyor ki onların hiçbir gücü yoktur. Allah'ın gücünün dışında hiç kimsede zerre kadar bir güç yoktur. وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ Çünkü o Allah aziz ve hakimdir. وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ Bu örnek var ya, نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ Biz insanlara bunu darb-ı mesel yaptık. Bu tür örnekleri, bu tür darb-ı meselleri biz insanlara veririz. وَمَا يَاقِلُهَا اِلَّا الْعَالِمُونَ Bu darb-ı meselleri de ancak alimler anlar. Sahabe-i kiram efendilerimiz bu tür örneklere gelince çok korkarlarmış. Acaba anlayamayacak mıyız? Acaba biz alimlerden olmayacak mıyız diye çok korkarlarmış. Bu ayete göre söyleyelim, alim kimmiş? Alim, yeryüzünde, gökyüzünde yegane güç ve kudret sahibi olarak Allah'ı bilen, Allah'tan başka hiç kimse de güç ve kuvvet görmeyen kişi alimmiş. Yani mümin alimmiş, Müslüman alimmiş. Alim Müslümandır, Müslüman alimdir. Sonra bakın diyor ki Rabbimiz, خَلَقَ اللّٰهُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ Allah gökleri ve yeri hak ile yarattı. Göklerde ve yerde hak yasaları Allah egemen kıldı. Göklerde ve yerde hak yasalar egemen ki, yeryüzünde de insanlar hakkı yaşasınlar. اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ Bütün bunlarda müminler için ayetler var, ibretler var, dersler var. Son bir ayet daha okuyup inşallah bitirelim. اُتْلُ مَا اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ Ey peygamberim, kitaptan sana vahyolunanı oku. Kitaptan sana indirileni izle. Ey peygamberim, bu kitabın inişiyle birlikte artık senin kendi hayatına program yapman bitmiştir. Programı Allah gönderiyor. Artık kendi hayatına Allah'tan, bu kitaptan bağımsız bir program yapamazsın. Ey peygamberim, ey Müslüman. Senin ilk işin bu kitabı okumak, bu kitabı izlemektir. Şeytan vahiylerini bırak ey Müslüman. Şeytan vahiylerini izlemeyi ve okumayı bırak ey Müslüman. Senin ilk işin bu kitabı okumaktır, bu kitabı izlemektir. Ve akımız salate, ikinci görevin de ey peygamberim diyor Allah, ey Müslüman diyor, namazı ikame et. Namazı ayağa kaldır. İnne salate tenha anil fahşai vel münker. Dost doğru kılınan bir namaz insanı bütün kötülüklerden alıkor, bütün aşırılıklardan, bütün münkerattan alıkor. Eğer namaz kıldığımız halde hala hayatımızda bir kısım günahlar varsa, o zaman biz Allah'ın istediği bir namazı kılmıyoruz. Namaz gösterisinde bulunuyoruz. Din kurtarmak üzere namaz kılıyoruz demektir. Bakın bu konuda Peygamber Efendimizin o kadar çok hadisi var ki ben iki tanesini inşallah okuyacağım. Bir tanesinde diyor ki sevgili Peygamberimiz, bir kişi
namaz kıldığı halde günaha devam ediyorsa, o namaz onun için bir yüktür, yük. Allah korusun. İkinci hadis, bir kimse namaz kıldığı halde yalan söylüyorsa, bir kimse namaz kıldığı halde küfrediyorsa, bir kimse namaz kıldığı halde birilerine kazık atmaya çalışıyorsa, bir kimse namaz kıldığı halde sözünü yerine getirmiyor, vaadini tutmuyorsa, o kişinin kıldığı namaz onu Allah'tan uzaklaştırmaktan başka bir işe yaramaz. Allahu Ekber. Ne büyük tehdit ya. O zaman şöyle mi yapsak ki, eğer bizim namazlarımız bizi Allah'tan uzaklaştırıyorsa kılmayıversek madem, bırakıversek, yo öyle de diyemeyiz. Çünkü bu kadarcık bir namaz bile bizi dengede tutuyor, öteki günahlardan bizi koruyorsa, bu kadarcık bir namaz bile olmasa hayatımızda, hayatımız daha da bozulacaksa, öyleyse bırakalım demeyelim de güzel namaz kılalım ya. Düzgün bir namaz kılalım ya. Geliyorlar peygamberimize, ya Resulallah falan adam hem namaz kılıyor hem zina ediyor. Allah Resulü diyor ki bırakın kılsın, dokunmayın kılsın. Bir başka zaman, ya Resulallah falan kişi namaz kılıyor ama hırsızlık da yapıyor. Bırakın namazı kılsın. Onun namazı bir gün onu o hırsızlıktan engeller. Onun namazı bir gün onu o zinadan engeller. Bırakın kılsın. Allahu Ekber. Bırakın kılsın. Bırakın içsin demiyor ama. Bırakın hırsızlık yapsın demiyor ama. Ne diyor? Bırakın kılsın. Onun namazı bir gün onu o kötülüklerden engeller. İşte Rabbimiz bu ayeti kerimesinde son derece açık ve net bir biçimde bakın buyuruyor ki اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. Şüphesiz ki dosdoğru kılınan bir namaz insanı bütün kötülüklerden alıkor. Öyleyse öyle bir namaz kılalım ki malımızda başkalarının da hakkı olduğunu o namaz bize öğretsin. Öyle bir namaz kılalım ki başkalarını incitmememiz gerektiğini o namaz bize öğretsin. Öyle bir namaz kılalım ki hanımlarımızla Allah'ın istediği biçimde diyalog kurmamız gerektiğini o namaz bize öğretsin. Öyle bir namaz kılalım ki komşularımızın dini hayatıyla ilgilenmemiz gerektiğini o namaz bize öğretsin. Yani güzel bir namaz kılalım, düzgün bir namaz kılalım. وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ Allah'ın zikri daha büyüktür. Zikrullah daha büyüktür. وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ Ne yapıp ediyorsanız Allah bilmektedir. Allah'ı kandıramazsınız. Allahu Teala Hazretleri duyduklarımızla dinlediklerimizle iman edip amel etmeyi hepimize nasip etsin. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden surenin öteki ayetlerini tanımak için tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahumme ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk velhamdülillahi rabbil alemin.